İkinci kayınvalidem Sevilay Sultanım. Geliyorum. Gel. Geldim. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Oh, enerjin yüksek mi? Evet, yüksek. Bulacağız inşallah. Bakalım. Hadi bakalım. Yani iyi bu. Pişmiş. Patates de pişmiş. Evet. Ondan sonra altına da bakalım şunu. Hamuru iyi açmış mı? İnceliği falan nasıl? Hamur biraz çok ince değil. Çok da kalın da değil. Mi? Diğerlere göre bakacağız. Ama biraz sanki kalın gibi. Dur bakalım. Diğerleri nasıl açmış? Onu da inceleyeceğiz. İyi, fena değil bu. Hoşuna gitti mi böyle yerken? Fena değil. İyi. Güzel. Şu an lezzeti var. Hafifçe var. Diğer daha güzel olabilir yani. Bakalım o zaman ikinci tabağa da. Geçtik ikinci tabağa. Bu hem çıtır hem dişimi acıtmadı. Bu biraz kalın geldi. Bu daha ince, daha güzel. Baksanıza. İnce hoşuma gitti bu. Bu ona göre kalın geldi bana. Şimdi bundan vazgeçtim. Kıyaslayabildin çünkü. Kıyaslayabildim, vazgeçtim. İçi de mi daha güzel? İçi de güzel. Baksana biraz baharatlar falan daha belli bunda. Yok sanki. Ya baharat hepsinin eşit ya. Baharatlar aynıdır bence. Ne bileyim, bunun rengi daha bir şey karamelize gibi geldi ama bakacağız. Tamam. Bu iyi. Fena değil. Üçüncü tabağa da bak bakalım. Bakalım. O sana neler hepsi söyleyecek. Hepsi değişik olursa. Kalın olmuş Nursel Hanım. Kalın olmuş ve biraz lezzet alamadım bundan. Hafif daha pişmesi gerekiyor diye düşünüyorum bunu. Altı şey salçadan da olabilir ama şuralara falan sanki çiğ geldi bana. Kenarlar mı? Kenarlar tam pişmemiş. Üstü altı biraz pişmiş de içi de içi sanki ısırdığımda bir daha ısırayım ama. Ay ben sana kıyamam. Şu tabağa nazaran olmamış bu da. İç harç, fark yok mu hiç iç harçlarında? Bundan pek lezzet alamadım ya. Tamam. Bilmiyorum ama. Peki. Bunun içinin lezzeti var. Dışı? Dışı da normal, orta. Yani ne kalın ne ince. Şuradan belli zaten. İyi. Orta. Şunun kadar etkilenmedin ama sanırım. Evet. Dışından. Evet, onun dışı daha bir güzel pişmiş. Ama bu da güzel, içi güzel. Bunun içi daha güzel sanki. Sen hangisine daha çok önem veriyorsun? İçine mi, dışına mı? İçine daha bir şey. İçinde de emek var, dışında evet, da emek var yani. De. Hazır mısın? Hazırım. Sevilay kayınvalidem. Hazırız, hazırız, hazırız. Bu kalın dedim. Bir. Birinci tabak bir puan. Evet. Bu da bir dedim. Üçüncü tabak bir puan. Bu mu, o mu, bu mu, o mu? Buna vereyim ya ben. Sanki bu daha iyi. Buna beş veriyorum. Bu da fena değil. Üç veriyorum buna da. Kime gittiyse. Dördüncü tabak 5 puan. İkinci tabakta 3 puan. Yani ikinci tabak 5'i bayağı kaçırmış oldu değil mi? Evet. Ona veriyordum. Onun içi daha çok hoşuma gitti. İçini karamelizesi evet. Sanki gelinimkine benziyor. Uf. İnşallah. Çok zor işiniz ya. Zor. Çok zor. Yani birinin içini çok beğendi. Işte, birinin dışını beğendim. Çok beğendi. Gel buradan başlayalım. Yapacak bir şey yok. Yüzleşmek lazım verdiğimiz puanlarla. İki tane bir, ilki kime gitmiş öğreniyoruz. İki tane nur topu gibi birimiz var. Çok can sıkacak o birler bence. Aç da görelim. Merve Adalı. Evet. Yani şöyle söylemek istiyorum.
çok beğenmedim diye bir şey çıkmadı ağzınızdan. Gerçekten yediniz, yerken iç harcını da beğendiniz. Evet, beğendim. İlk tabak olduğu için bunu... Yani ilk tabak olduğu için mi gaflete mi uğradı benim tabağım? Gaflete tabağım değil. Bunu hep ben diyorum. İlk tabakta yediğin zaman diğer tabakların lezzetini alamadığından... fena, yani lokantada gelse önümüze yeriz. Ama işte o zaman... Ama daha güzeli varsa onu yemeyiz. Ama işte haksızlık olmuyor mu o zaman da? Yani bir numara yedim ama diğerlerine geçtim. Onun lezzeti unutuldu mu oluyor yani? Hayır, daha ikinci tabağı yedikten sonra dedi ki iki birden daha güzel, evet, dedi. Evet, iki mesela bir bak... Bir de kaba olmuş dedi, iki daha kibar olmuş. Bu da güzel, bak ben buna üç verdim ama belki şey... onu gelince konuşalım. Mesela hayır, arasında ne fark var üçle biri? Arasında bu daha bir ince şeyi, hamuru. Hem de daha bir güzel kızarmış ve içi biraz daha, az daha lezzetli ondan içi. Zaten şefimiz açma oranı olarak bize bir oran verdi. Ona göre açtık hepimiz. Ben farklı bir oranda açtım. İçini, içini az koyduysan ondan yok, da hayır, içini de gerçekten dolu dolu koydum. Benim de harcım çok az kaldı. Zaten patates, soğan, baharatlar aynı şekilde kavuruyoruz burada hepimiz. Yani içine ekstra bir malzeme katıp da lezzetlendirmiyoruz biz onu. Aynı şekilde soğanı koyuyoruz, patatesi koyuyoruz, baharatı koyuyoruz. Kavuruyoruz burada. Yani içine ekstra kimse burada farklı bir şey katmadı. Tabii. Sadece belki hamur yönünden size kalın gelip verdiyseniz, evet, eğer... Evet, yani en büyük etken Merve'cim o. Zaten ilk açtığımda kalın geldi ama acaba hepsi mi bir diye onu ben demedim yorumda. Zaten ince açılmış demedi o tabağı. Demedim. Açtığında. Ama beğendi yani. Özünde beğendi. Sonuçta hani bir yerden tutması gerekiyor. Bir dursun dedim yani. Bakalım diğer tabaklara dedim. Ama yani çok güzel, sefer... çok beğendim falan demedim. Şimdi ne... Zaten... Yani şimdi iç, hani bir kalın bir ince, sonuçta içlerine de bakıyorsunuz, pişmişlik oranına da bakıyorsunuz. Hepsine baktım. Her şeye bakıyorsunuz. En kalın zaten o gibi. O ve şu da kalın. O da kalın. O tabak, evet, ona da bir versin. O da bir yani şöyle söylemek istiyorum. En azından pişmemiş bir tabak da var. Dörde de pişmemiş dediniz siz. Dörde yani mi? Evet, o da benim, evet, evime gitti. Ona da dördün pişmemiş kenarları dediniz. Kenarları tam pişmemiş dedin. Lezzetli tam pişmemiş dedin ama. Dedim ama içinin karamelizesi, soğanı... Bana mı benziyor? Tıpkı senin yaptığın gibi. Yani o zaman inşallah pişirmemiz i̇nşallah önemli değil. İnşallah sensindir. Yani pişme şekli önemli değil. Açlığımız o zaman. Açlığımız, hamurun da pişme önemi yok. Pişme şekline artık önem vermiyorum. Çünkü benim gelinimin ya fırınında bir sorun var... Ya da gelinimde oradan bir sorun var. Ya gelinimde bir şey var, pişmiyor günlerdir tabakları. Siz bugün üçüncü tabağa bir verdiniz yalnız, o dikkatimden kaçmadı. Kızdım çünkü artık. Üçten de ben çıkıyormuş. Üçe sinirlendim artık. Bir tane korkunç birimiz var. Ay, onun vallahi altından kim çıkacak henüz belli değil. Üç verdiğimizi de öğrenelim şekerim. Bu miyase çıksa da razıyım, terfi atlamış olacağım üçe doğru. Artık o duruma geldim. O modda mısın gerçekten? O kadar çık düştüm, bu moddan. Düştüm moddan. Hayır ya, dur daha, bismillah. İnşallah. Daha yeni geldin. Bilmiyorum. İkinci tabak 3 puan, bakalım kime gitti, kim 5'i bayağı kaçırdı. Üç puan kime gitti öğrenelim. Aç, aç sevgili aycığım. Aç, aç, aç. Hatice. Az daha 5 gitti. Daha ya, kötü bir kaldı. Ya. Şimdi ama Sevilay, Sevilay anneciğim. Ne oldu? Kraliçem. Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptım? 5 verecektin. Vermedim. Ben sana o kadar kalp gönderdim, o kadar sevdim seni, geline karşı korudum. Tabağımı ben dur beğendim. Yavaş yavaş senin tabağını bir çözeyim de sen, sen o üçü de havada böyle bekleyeceksin. Aşk olsun. Oo, bak abi, üzülüyorum gerçekten. Şurada iki gün, üç gün... Ben gerçekten seviyorum. Ben dedim seni zaten, bir hafta bana süre, bir hafta eğer hepinizin tabağını tanımasam bana da Sevilay demesinler. Ama beğendin, beğensen de vermeyecek. Her beğenime ben Yeşim'in tabağını da hep beğeniyordum. Biri basıyordum, tanıdım çünkü. Bir ama haftada bak, tanıdım. Benimkini tanıyamazsın gerçekten. Sen gör bak. Peki kayınvalideme bir şey sorabilir miyim? Tanıyana kadar gidersek... Ne yapacağız? O da kısmet. Diyorum ya sana, sen beni bul, bana ver puanları. Niye? Gerek yok, gideceksiniz zaten. Allah Allah. Yani gerek yok. Hiç belli olmaz o. Vallahi anne diyorum, bu arada teşekkür ederim. Evet, bana bir vermiş bile olsan, Hatice'ye 5 verip konuşturmadın ya. Evet. Ha. Ama 5 verecek ki, o bile yeter bana. O bile yeter. İçten kaybettim biraz. Son tabağın içi. Gidin lütfen. Bak burada kim kıvırıyordu? Gerçi şey senin kayınvalide Türkan teyze. Hemen kıvırırdı. Bak sen hem bir tekin olursun. Aslında aklımdan da geçti şunun içini görüntü. Ben dedim şuna da bir vereyim dedim ama.
Anne onun benim olduğundan emin de değiliz ya. Hayır, çünkü neden? Aramızda sevgi bağı var. Veremedim, kıyamadım. İşte şunu da çıkabilirsen dedim. Bunu da yapmazsın ya, bu kalın şey ya. İçi de iyi değil bunun. İyi mi? Ona kalın dediniz zaten. Benimkini kalın beğendiniz. Dedim. Her şeyini beğendiniz ama kavurmasından. Ay valla terledim gene ha. Bana bakar. Orada mısın? Sevi o. Ne bileyim ben. Orada mısın? Ay ne var Hatice, 3 aldın, sus. Ya ben sus, gari, sus. Benim tabağım. Yemin ilgilenmiyorsun. Kız ilgilendim, 3 verdim, 1 vermedim. Hatice sen uğraşma benim, kadınla ya. Sen benim daha önceki puanlarımı görsen daha önce sen 3'e yatıp kalkıp dua ederdin. Anne ederdin. Ama o eski sevilen şu an eskide kalmış gibi. Gelebilirim ben geri her an. Yok yok, gerek yok. İnşallah çok gitmeden. Çok tatlısın böyle. İnşallah biz gitmeden gelirsin. Hiç gerek kısmet, yok. Kısmet nasipte gitmek varsa gideriz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum puanın için. Rica ederim. Yani, güle güle kullan. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ama 3'ü beğenmedim, haberin olsun. Tabii aldıktan yani 3 gündür 5'lere beğenmezsin. Tabii ben de 2 puanı kırdın, aşk olsun. Yani yazacağım yani, bunu kenara. Ben seni çözeceğim, az kaldı. İnşallah biraz. İnşallah aldıysan da neyse, Hatice'ye 3 verdik ya, 5 vermedik. Gülün gülün, gülün. Çok güzel eğleniyorsunuz. Miyase çok doğru bir şey söyledi ama bu size hiç yakışmaz. Gelip de bir haftadan giderseniz ben şok. Evet ya vallahi şok. Çünkü geldiğinden beri bir veriyor. Bu arada herkesten de düşük puan alıyorsun. Ama diğerleri güzel deyip bir veriyor. Bizimki hiç beğenmiyor. Tamam. Bir sonuç olarak puan durumuna bakılacak ya yarın. Evet. O da doğru. Aman. Merve Tekin mi? Kendi gelinimiz mi? Merve Tekin mi? Rakipten beşi kapıyor, yoksa Sevilay Başar geri mi dönüyor? Hazır mısın? Açıyorum! Açıyorum! Açtım. Hiç de açmayalım bence mi? Aç artık ya. Ah! Buldum! Vallahi buldum. Ay, içinden buldum, içinin şeyi, lezzeti aynı. Zaten Allah, bir şey söyleyeyim mi? Ah, ayağımı yavaş. Da unuttum ya, bacağım. Yavaş. Döneceğim, geri dön, az kaldı. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Sevilay teyze, o zaman biz niye lezzetli yapmaya uğraşıyoruz? Sen demek ki şey, şu taktiği uyguluyor. Diyor ya mesela, pişmemişe verdim çünkü dün diyor pişmemişti gelinimin diyor. Hayır, içi, hayır, bak, hayır. Anlamadın. Hayır, fırında bir sıkıntı. Bak ben ikinci, hayır, bak, ben gene Hatice'ye verecektim ama onun için. İkiye bir vereceğini düşünmüştüm ama vermedin. Bak tek bir şey söyleyeceğim. Bunu da söylemek istemiyorum. Daha önce söylediğim için bütün kızlar yapıyordu. Bu tarz bir şeyde beni bulamama ihtimali yok. Haram şeyini biliyorum. Söylemeyeyim ha. Ya. Bulamama ihtimali yok. Bak bulamama ihtimali yok. Ben eminim. Farkındaysanız kasılmadım da. Eminim onda bulacağını ama 5-1-1 beklerdim. Şeyde ikinci tabak da olabilirim diye düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Hani senin yorumlarına istinaden. Hatice'nin tabağı. Ama dördüncü tabak daha lezzetli dediğin için ne kalıyor? Şimdi İlk tabağa benzetiyorsan lezzetli olana verirsin. İkinci tabakta senin kızartma şeklin, senin şeyin, kibarlık olarak, görsel olarak senin bak. Ama iç olarak da dördüncü tabak senin. Onun zaten için onu arada dedim. Kaldım. Hani dört lezzetli, içi daha güzel dedim. Sonra iyice bir baktım içine, dedim tamam yani bu Miyase yani.